maalesef ülkemizde 2016 yılında başlayan KHK zulmü 8. yılını neredeyse doldurmuş durumda. Ardında milyonlarca mağdur, dağılmış aileler, parçalanmış yuvalar, ötekileştirilmiş insanlar bırakmış durumdalar. Sadece devletin ötekileştirdiği değil, aynı zamanda toplumun da ötekileştirdiği milyonlarca bir mağdurdan bahsediyoruz. En temel insan hakkı olan sağlık hakkı, eğitim hakkı, bir bankada hesap açma hakkını bile kullanamayan yüz binlerden, milyonlardan bahsediyoruz. Kanun hükmünde kararnamelerle yüz binlerce insan, bugün sayısı 300 bini bulan insan kamudan ihraç edildi. 2 milyon 217 bin insan hakkında terör örgütü soruşturması açıldı. Anayasanın en bariz hükümleri bile ayaklar altına alınıp bu kokuşmuş ve çürümüş iktidar tarafından ayaklar altına alınıp çiğnendi adeta. Anayasa madde 129'da bir kamu görevlisinin ona savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası dahi verilemeyeceği yazılır. Bakın bu anayasa. Hiçbir uygulama anayasa maddesine aykırı olamaz. Ama bu insanlar bir gecede resmi gazetedeki ekli listelerle ihraç edildikleri öğrendiler. Savunma dahi alınmaksızın. Seni ihraç ettim. Neye göre? Kendi keyfim öyle istedi. Dolayısıyla bugün KYK'lar sadece aslında kanun hükmünde kararnamelerle devletten ihraç edilmediler. Hayatın her alanından ve her biriminden ihraç edildiler. Ben bunu sürekli söylüyorum. Bu sadece bir işini kaybetme meselesi değil. Hadi devletten atıldım, ben başka bir yerde iş bulayım olmuyor. Özelde de iş vermiyorlar size. Devlet diğer haklarınızı vermiyor. Çocuğunuz sizden dolayı, sizin geçirdiğiniz soruşturmadan dolayı o da ötekileştiriliyor. Bugün rejimin diskuru ortaokul seviyesine kadar inmiş. Arkadaşı diğer arkadaşına sen şucusun, bucusun diyor. Bu kime karşı yapılırsa yapılsın, sadece bu kesimin mağduriyeti için konuşmuyorum. Yanlış. Yani bu nefret söyleme eğer çocuklarımıza kadar inmişse çok ciddi bir sıkıntı var demektir. Dolayısıyla KHK mücadelesinde önce mağdur olanlar daha fazla bir el yükseltmeli. Daha fazla mücadelenin içinde olmalı diye düşünüyorum. Çünkü sessiz kalmak sadece zalimin zulmünün daha fazla artmasına neden olur. Eğer sessiz kalmakla kurtulabileceğimizi düşünüyorsak çok yanılıyoruz demektir. Bilakis daha fazla hak ve hukuk mücadelesi vermek lazım. Meşru çerçevede, yasal sınırlar içerisinde daha fazla bir hak mücadelesine girişmek lazım. Biliyorsunuz biz KHK platformu olarak kendi aramızda ortak faydadaki mağduriyetten mütevellit hiç siyasi bir şeye girmedik. Bu da çok güzel, aslında iyi gidiyor. Kendi mesela WhatsApp grubumuzda hiçbir siyasi tartışmaya girmiyoruz. Toplantılarımızda hiçbir siyasi tartışmaya girmiyoruz. Çünkü mağduriyetimiz ortak. Bu ortaklık devam ediyor, güzel gidiyor. Yalnız bir noktaya geldik ki artık bizim hukuki mücadelemizi biraz daha üst seviyeye taşımamız noktasına geldiğine inanmaya başladık. Bu ne olabilir? Sizler de mutlaka kendiniz düşündünüz, tartıştınız. Arkadaşlarımızla biz sürekli görüşüyoruz, tartışıyoruz. Ne yapabiliriz? Bu konuda iki tane önümüze bir çıkış var. Bir tanesi, bu sonra düşünecek bir nokta ama ben düşünmenizi tavsiye ediyorum. Sakarya grubuna da teklifim budur. Önce dernekleşmemiz lazım. Bu sonraki aşama, ya bu benim şu andaki konuşmamın ana konusu bu değil. Hukuki anlamda dernekleşmek çok zor değil. 7 kişi bir araya geliyor, tüzüğünü yazıyor, götürüyoruz, valiliğe veriyoruz, dernekleşiyoruz. Yeter ki dernek oluşturan arkadaşlarımızın bir hukuki bir sorun olmaz. Bunu yapmak çok sıkıntı değil arkadaşlar. Lütfen düşünelim, bu konuda adım atabiliriz. İkinci konu, yine arkadaşlarımızla tartışırken, ya değişik siyasi partilerde giden, katılan arkadaşlarımız vardı. Üye olanlar vardı, onlar için çalışanlar vardı. Acaba biz ne yapsak, yol böyle mi devam edelim, yoksa başka bir noktaya mı gidelim? Bu hala bir tartışma noktası. Hala devam ediyor. Tam olgunlaşmadı. Bu anlamda neden benim konuşma yaptığımı şimdi anlayacaksınız.
Biz de birkaç arkadaş, yani içimizdeki birkaç arkadaş hani derdimize ilaç olacak de bize, bizim yanımızda olanın yanında dururuz mottosuyla acaba Kocaeli'de, Sakarya'da liberal parti anlamında, bizim yanımızda duran parti anlamında teşkilatlanabilir miyiz? Onun çalışmasını yapıyoruz. Konuşmamın öznesi bu. Biz birkaç arkadaşla birlikte, isim vermeyeyim, sonra her birinizi ayrı ayrı ziyaret edeceğiz, konuşacağız. Liberal Parti'yi Kocaeli'nde kurmak istiyoruz, teşkilat olarak. Çok zor bir şey değil, 12 kişi istiyor. Bir araya gelirsek teşkilatımızı kurarız ve Liberal Parti'nde burada bir sözcüsü oluruz. Bu konuda hepinizin desteğini bekliyoruz. Hatırlarsınız, bizler burada KHK platformu olarak bütün partilere gittik hemen hemen. Hepsini ziyaret ettik, onların fikirlerini aldık. Bu anlamda, bu çerçevede partinin dışına çıkarak söylüyorum. Liberal Parti Genel Başkanımız Zübeyir Bey'i de buraya davet ettik. Kendisini birazdan dinleyeceğiz. Arkadaşlar, burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için Sakarya ve Kocaeli KHK platformuna ayrıca teşekkür ediyorum. Arkadaşların anlattığı gibi temel derdimiz, bir organize kötülük var Türkiye'de. Ve 8 senedir sizler Can Siperhane ve Meşru Daire'de mücadele ettiniz. Sorun hukuki değil aslında. Sorun siyasi bir sorun. Siyasilerin kendilerinin yarattığı, hukuka yanlış düğümler attırdıkları bir sorun. Yani hukukun çözme alanının bile dışına çıktı aslında. Diyelim yarın genel af çıksa, Yargıtay'ın cezasını onadığı arkadaşlar ne yapacak? Hükümet ne yapabilir buna? Diyecek ki yargı ceza vermiş, değil mi? Yani bu sorun sadece siyasetle çözülebilir. Fakat içimizde işte Tuğba Hanım var. Bir partide görevliydi. Ben de görev aldım. Halen KHK platformunda değişik partilerin önemli yerlerinde görev alan arkadaşlarımız var. Fakat partilerin hiçbirisi bu sorunu bir ana sorun yapmadı. Kolayına kaçıldı. Sorunun kolayına kaçıldı. Sorulduğunda evet ya haksızlık var falan filan dendi. Ama işte darbedir, terör örgütüdür falan diyerek de geçiştirildi. Hiçbirisi ana konu yapmadı bunu. İşte bir devaya KHK eylem planı hazırlattık. O bir siyaseten KHK'lıların probleminin konuşulmasını meşrulaştıran tek siyasi belge elimizde. Başka da yok. Fakat bunu siyasetin gündeminde tutmak lazım. Siyasileri ikballeriyle belki siyasi manada tehdit edebilmek için de bu KHK sorununu ana konu yapan bir grubun olması lazım geldiğini düşündük. Bir liberal parti vardı. Ölmüş bir partiydi. Bunu elimize aldık. Eğer biz siyaseten bu konunun içine girmezsek, hukuku, adaleti, temel hak ve özgürlükleri geri getirmek için elimizi taşın altına koymazsak, bu iş düzelmeyecek arkadaşlar. Ben 96'da ihraç oldum. 2012'de hakkım verildi. Benimle işte yaklaşık 2500-3000 kişi geri döndü, haklarını aldı. Ve bu 2500-3000 kişinin herhalde %80'i şimdi tekrar KHK'lı oldu. Ben belki şanslıydım. Türkiye'de olmadığım için uzun süreler bu dönemde benim hakkımda bir herhalde dosya oluşmadı. Ben 2012'de Türkiye'ye döndüm, 99'da ayrıldım. 2016'da tekrar gittim. 2019'da izne döndüğüm son defa bir daha da gidemezsin dediler. Gitmedik. Arkadaşlar, Türk siyasi hayatı ve sosyal hayatı darbelerle şekillendi hep. Yani son 100 senelik tarihimiz işte 1913'teki İttihat Terakki'nin Babı Ali baskınıyla başlayan darbeden hemen sonra o zamanki ordudan 15-20 bin, bazı rakamlar 26 bin diyor.
subay, astsubay ihraç edildi. İşte orduyu gençleştirme, reform. Zaten Türkiye'de reform deyince biraz korkmak lazım herhalde. Ne zaman birisi reform yapmaya kalksa anayasayı çiğniyor. Bütün kanunları çiğniyor. O süreç bizi ne yaptı? İşte Osmanlı Devleti yerle bir oldu. Cumhuriyete geldik. Bir daha tek başına iktidar olamasın diye çok geniş özgürlükler içeren bir anayasa yaptı. Sosyalizmin önünü açtı vesaire. Fakat bu gömlek bol, devleti yönetenlerce bol geldi. 71'de biraz daralttılar. Fakat bu da çatışmaları, bu sıkıştırma da çatışmalara sebep oldu. 12 Eylül'e geldik. 12 Eylül'de yine bir idamlar, işte bugünküne yakın rakamlarda hapse atılmalar vesaire. Ama bir iç savaş görüntüsü vardı gerisinde. Sonra 28 Şubat'ı yaşadık. İşte bir zamanın ötekileri tekrar iktidardan uzaklaştırılmak istendi. 28 Şubat bize bugünkü iktidarı hediye etti. Ve o günün mazlumları işte 27 Nisan darbesinden sonra ne yaptılar? Uzlaştılar o kesimlerle. Oraya kurban vermeleri gerekiyordu. İşte kurban da sizler oldunuz. Yani muhtıra uzlaşmasının sonucu 2016'dan sonra çıkan KHK'lar oldu. Buna köklü bir çözüm getirmemiz lazım artık. Yani benim senin hakkını almak değil. Bu hakkı artık devleti yeniden kurmamız lazım. Ve bu devleti yeniden kurabilecek tek birikim de sizin gibi insanlardan oluşan 3-500 bin KHK'lı'da var. Başka hiçbir sosyolojik tabanda bu yok arkadaşlar. Bu devleti yeniden temel hak ve özgürlükleri temel alan, evrensel hukuka saygılı olan, herkesin diline, dinine, inancına saygılı olan bir devlet halinde yeniden yapılandırmamız lazım. Siyasetin ana işlevi bu zaten. Yakın hedefimiz ne? Yakın hedefimiz işte bir seçime girme yeterliliğini kazanıp siyasi partiler üzerinde bir baskı unsuru olmak. Tabii ki her siyasi partinin olduğu gibi ben buna inanıyorum. Sizler iktidar olmazsanız, bu devletin yönetimini ele almazsanız Türkiye'yi düzeltebilecek insan kalitesi şu anda devlette yok. Mevcut siyasi partilerde de yok. Yani işte genel başkanın birisi geçen senelerde KHK'lılar gittiler. Ya işte kanun aykırı, lohusa kadın, hamile kadın dedi. Verdiği cevabı biliyorsunuz. İşte Ali Babacan olsun, Davutoğlu olsun. Yani siyasi partilerin hali belli arkadaşlar. Onun için biz de bu dönemin acılarını yaşadık. Mahalleciliğin ne kadar kötü sonuç verdiğini ben dahil nefsimizde de yaşadık. Artık evrensel hukukla dünyaya bakma, devletin de böyle oluşmasını temin etmek zorundayız. Ve bu birikim sadece burada var. Ben buna inandığım için bu parti yönetimini üstlendim. Ve ben canı gönülden inanıyorum. Bütün dünya siyaset tarihinde de böyle olmuştur. Yeni devlet hep eski devletin mağdurları tarafından yeniden kurulmuştur. Ve bu birikim hepinizde var. Yani şu masaya baksak birkaç tane akademik doktor, birkaç tane onlarca öğretmen, onlarca albay çıkacak içinizden. Yani Türkiye ortalamasına vurduğunuz anda çok ağır basan bir ağırlık var burada. Kendinizin farkında olun arkadaşlar. Çok birikimli bir topluluksunuz. Savaş Bey'in de söylediği gibi dernekleşme önemli. Biz dernekle başladık.
Tuğba hocamın da kurucusu olduğu Bavder'le başladık bu işe. Onun da alanı sınırlı. Yani siyaseti dizayn etmek siyasi partinin görevi arkadaşlar. Devleti, siyaseti dizayn etme işi siyasi partilerin görevi ve hakkı. Biz siyasi parti olarak bu görevi üstlenmek istiyoruz. Biz bizzat üstlenmesek de düzeltme işini, en azından düzeltmekle görevli diğer siyasi partilerle bu konuyu eşit şartlarda konuşabilecek konumda olmak istiyoruz. Geçen bir siyasi parti lideri bana sordu. Bu rejim değiştirilebilir mi? Tek adam rejimi, cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi değiştirilebilir ama tek şartla dedim. KHK'lılar siyasete girerse değişir. Yoksa bunu değiştirebilecek organizasyon gücünde, beyin kapasitesinde hiçbir topluluk yok, hiçbir partide yok. İşte milliyetçiler adam yetiştirmiyor. İslamcılar 50 senedir, 70 senedir yetişen insan birikimini kara delik gibi yuttu. İşte izliyoruz değil mi? Son 1-2 haftadır Rolex, en masumu Rolex saat ve ıstakoz çıktı. En masumu. Gerçekten bunlar en masumuydu. İşte dün bir bakanın konuşması değil mi? Ne var ya, İsrail'le ticaret yapıyorsak para kazanıyoruz. Millet sokakta bağırıyor. Filistinliler orada ölüyor. Cumhurbaşkanı katil İsrail diye bağırıyor. Ama bakan diyor ki ya, ticaretten nasıl vazgeçeriz? Yani artık yüzsüzlüğe, arsızlığa vardırdılar işi. Bunların vicdanı falan yok arkadaşlar. Hiç bunlardan, bunları siyaseten zorlayacak bir güç oluşmadan bunlardan merhametmiş, hukukmuş, adaletmiş beklemek lafı güzel. Biz 3 ay, Ocak ayında bu partinin yönetimini resmen devraldık. Şu anda 17-18 vilayette arkadaş görevlendirdik teşkilat kurmakla. Hiç teşkilatı yoktu. Bir genel merkez binası vardı. İçi de yönetim kurulu da yoktu. Dün, sadece dün 3 ilde görevlendirme yaptık. Teşkilatı kurmak için 3 arkadaşa yetki verdik. Maraş, Kırıkkale ve Konya'da. Çok hızlı büyüyoruz. Yani çünkü burada bir sıkıntı var. Hiçbir parti sahiplenmedi sıkıntılarımızı. Biz kendi sıkıntımızı siyasi arenaya taşıyalım. Bir de liberal isminin evrenselliği var arkadaşlar. Yani siyasi düşünce olarak liberal deyince hiç kimse size sağcı mısın, solcu musun, efendim cemaatçi misin, tarikatçı mısın, Alevi misin, Sünni misin, komünist misin, faşist misin diye sormayacak. Liberal deyince temel hak ve özgürlükleri esas alan, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı, hoşgörülü bir siyasi düşünce demektir. Ve Avrupa Parlamentosu'ndaki liberal grubun 101 tane, orada 705 milletvekili var Avrupa Parlamentosu'nun. 101 tane milletvekili var liberal grubun. Her ülkede de liberal parti var. Biz bunu hem Türkiye siyasetinde hem de uluslararası siyasete taşımak için liberal parti kimliğiyle hem Avrupa Parlamentosu'ndaki liberal grupla, isimleri Renew Group, hem de her ülkenin liberal partisiyle yazışıp, görüşüp, Avrupa'ya gerekirse heyetler gönderip bu partilerle konuşmaya, bu sorunu çözene kadar hem Türkiye bazında hem dünya genelinde siyasetin gündeminde tutmak istiyoruz. Bu konuda durmayacağız arkadaşlar. Eğer Savaş Bey'in, Arif Bey'in anlattığı gibi destek olursanız, teşkilatlanabilirsek kısa sürede siyasetin üzerinde çok ciddi baskı yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü yakinen takip edildiğimizi, izlendiğimizi görüyorum. Yani daha henüz 2 ilde resmen teşkilatlanmış olmamıza rağmen takip ediliyoruz, izleniyoruz, söylemlerimiz taklit edilmeye başlanıyor. Bu sizin sosyal gücünüzden kaynaklanıyor. Yoksa 2 tane teşkilat olan
Liberal Parti'den kaynaklanmıyor. Ben öyle hayal dünyasında değilim. Ama biliyorlar ki bu 300 bin kişilik, 500 bin kişilik fiilen etkilenen KHK'lıların organizasyon potansiyeli, halkı etkileme potansiyeli. Eskiden elittiniz hepiniz arkadaşlar. 8 sene önce akademik doktordunuz, albaydınız vesaire, polistiniz, şuydunuz, buydunuz. Yüksek derecede okumuştunuz ve arkadaş çevreniz hep öyleydi. Elittiniz. Ama her biriniz kağıt topladı, benzin pompacılığı yaptı, markette hamallık yaptık. Artık en alt gelir seviyesindeki, iş kalitesindeki insana da temas ettiniz. Bu o kadar büyük bir güç ki. Yani Sheraton'da gidip yemek yiyebilmekle tarlada, ırgatın yanında oturup yemek yiyebilme gücü dünyanın en büyük gücü. Bu güç hepinizde oluştu. Yani siz hadi dediğinizde Türkiye'yi değiştirebilirsiniz. Benim bunu dediğim siyasi parti lideri ondan sonra KHK'lıları toplamak için ciddi bir çalışmaya girdi ama olmuyor, hani burada olmayınca olmadı. Ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Siyasete baskı yapabilmek için işte Nebati'nin bakan olduğu ülkedeyiz arkadaşlar. Yani her birinizden bakan çıkar bu ülkede. Haydi haydi çıkar. Yeliz'in milletvekili olduğu bir ülkede yaşıyoruz yani. İşte bunu düzeltmenin yolu Yeliz yerine sizin, Nebati yerine sizin bakan olmanız arkadaşlar. Bunun başka yolu yok. Bu masadan bir iki bakan, 5-6 milletvekili çıkarabilmeliyiz. Ve bu güç var. Bu gücünüz var. Ve sadece bu düzeni değiştirebilecek güç KHK altyapısında var. Başka hiç kimse değiştiremez. CHP de değiştiremez bakın. Bugün %38 oy almış. Çok şükür ki aldı. Çok mutluyuz almasından da. O bile değiştiremez. Neticede aynı söylemler arkadaşlar. Yani Avrupa'ya gidip demediler mi? Ya KHK'lılara haksızlık yapıldığı falan yok. Listeyi biz hazırladık demediler mi? Onun için sizler, mevcut bütün siyasi partilerin uzlaştığı, imha etmekte uzlaştığı insanlarsınız. Zamanında şimdi iktidar olan insan 2 ay mı ne hapis yattı. Halen nimetiniz ve hiçbirinizin, işte 6-700 bin insan hapse atıldı değil mi? 2 milyon 217 bin kişi sorgulandı. Bir tane yüz kızartıcı sorgulama yok ya, işte belediyeler değişti. Neticede 1444 belediye var. Bunun yarıdan çoğu değişti. 1/3 değişti belki de. Ortaya çıkan rezalete bakın. Hiçbir kurumda ayrılmak zorunda olduğunuz hiçbir kurumdan, hiçbirinizin arkasından yüz kızartıcı bir şey gelmedi. Arkadaşlar alnınız ak. Ve genç olanlara söylüyorum. Bu mağduriyet sizin için birer altın bilezik olacaktır. Ben gençtim ilk ihraç edildiğimde 96'da. Yani azıcık kötü niyetli olsam ben zengin olurdum. Emin Otomotiv bana ortaklık teklif etti. Gel seni Avrupa'ya götürelim, konuşturalım. Rahmetli olmuş Emin Üstün. Ne bileyim, başka şirketler ortaklık teklif etti. Gel Avrupa'ya götürelim, seni konuşturalım. Orada hani İslamcılar çok, hani para toplayalım. Bu Yeşil Holding meselesi var ya. Biz bulaşmadık, hani kimse mağdur olmasın, hırsız durumuna düşmeyelim diye. Çok şükür bizim de alnımız ak. Hepinizin olduğu gibi. Kendinize inanın, gelin şu Türkiye'yi değiştirelim. Yazık. Bu millet büyük millet. Evet, şimdi bir zalimin altında Firavun'u alkışlıyor, görünüyor. Ama iyi işlere de destek verdi bu millet arkadaşlar. Bu milleti koyun görmeyelim. Sadece koyun diyenler bana göre halkın rasyonelitesini anlayamamışlardır.
siyaset sosyolojisi, siyaset psikolojisi çalışmak lazım biraz. Bu halk sizi iktidar yapacak arkadaşlar. Siz çıkarsanız yapacak ama yoksa gelin bu halka liderlik edin. Bu halk çıkış arıyor. Bunun en güzel örneğini Deva Partisi'nde gösterdi. Bakın Türkiye'nin işte 973 ilçesi var. 81 vilayeti var. Ne yapar? 1050. Değil mi? 1054 falan öyle bir şey yapıyor. Rakam yapıyor. Ya Deva Partisi'nin teşkilat sayısı 800'ün üzerindeydi ve hiçbir teşkilata genel merkez 1 lira para yardımı yapmadı. AKP'den kurtulmak isteyen halk Ali Babacan'a bu krediyi verdi. Ben siyaset bilimi doktorası yapıyorum. Nijerya'da yaptım ama o geçersiz, bir daha yapıyorum şimdi. Tezimi yazıyorum. Türk siyasi tarihinde ilk seçime bu kadar güçlü girebilen hiçbir parti olmadı. Girebilecek diyeyim, girmedi çünkü Deva Partisi. Demokrat Parti iktidar olduğunda bu kadar teşkilatı yoktu. Anavatan Partisi iktidar olduğunda bu kadar teşkilat yoktu. Adalet Partisi iktidar olduğunda yoktu. AKP iktidar olduğunda onun da bu kadar teşkilatı yoktu. Fakat Babacan siyasi liderlik yapamadı, gösteremedi. Siyaset biraz da cesaret istiyor. Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı da deli gibi bir cesaretinin olması bazı konularda. Siz de cesur olun. Gelin. Bu perdeyi yırtalım arkadaşlar. Bu demir perdeyi yırtalım. Yırtılır. Yırtılabileceğini gördük işte 31 Mart'ta. Ve o günkü balkon konuşmasında ne kadar uslu bir adamdı. Hele siz çıkarsanız değişecek arkadaşlar. Bu rejimin değişmesi sadece size bağlı. Başka hiçbir kesimin değiştirebileceğine inanmıyorum. Gelin değiştirin. Bu kadar basit. Başkan, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz en başından beri bu haksızlığa, büyük haksızlığa karşı ne yapabiliriz? Bunun derdini çekiyoruz. Bu haksızlığı nasıl giderebiliriz? Bunun derdini çekiyoruz. Normalde baktığınız zaman %99 değil, %100 haklı olduğumuz bir dava ama 8 yıl kadar sürdü yani. Bir türlü bitmek bilmedi. Belki çoğumuz umut yorgunuyuz, hayat yorgunuyuz ama bir türlü de bitmeyen bir sıkıntımız var. Bu yönde her birimiz gayret gösterdik. Platformlar olarak gayret gösterdik. Sorun çözülsün diye tüm partilere gittik, ziyaretlerimizi yaptık, insanlarla birebir görüşmeye çalıştık. Bir çözüm üretmeye çalıştık. Belki bir yıl önceki seçim farklı sonuçlansaydı şu an burada olmayacaktık. Belki görevlerimizde de olabilecektik. Ama bir yıl önceki seçimde büyük bir hayal kırıklığı oldu, hepimizde oldu. O seçimden sonra dedik ki belki hani iktidar bir nebze yumuşamıştır, hani artık şeyi geçmiştir. Onlarla bir temas kuralım, bir çözüm olsun. Yani 100. yıl geliyor, 2023. 2023'te bir genel af olur. Bir çözüm adına bir umudumuz vardı. Bu noktada da temas kurmaya çalıştık iktidardaki insanlarla veya iktidara yakın olan insanlarla. Bunun gayreti içine de girdik. Ama ondan da netice alamadık. Yani 100. yıl bitti, ne ortada bir af çıktı, ne de bir çözüm adına bir şey üretilebildi. Yerel seçim var dedik. Belki yerel seçimden önce bir açılım olur, bir çözüm olur dedik. Oradan da netice alamadık. Yani sürekli bir uğraşımız var ama gayret ediyoruz. Ama çözüm ne zaman olur onu bilemiyoruz. Ama şunu gördük. Az önce arkadaşlarımız da değindi. Sayın Genel Başkan da söyledi. Yani başkaları bizim derdimizi biraz da şey yapıyorlar. Yani ne derler? Derdin sahibinin derde sahip olması lazım. Yani onun uğraşını bizzat bizim vermemiz lazım. Başka insanlar bizim derdimizi tam sahiplenemiyorlar. Yani bunu bizzat yaşayarak gördük. Bu noktada biz daha öncesinden arkadaşlarımıza söylüyorduk. Hani değişik siyasi partilerde olun diye. Olan arkadaşlar da var. Deva Partisi'nde, Gelecek'te, Saadet'te, CHP'de, DEM Parti'de olan arkadaşlarımız da var. Olmaları da faydalı. Halen daha da olmaları gerekiyor. Ama bir güçlü ses gerekiyor. Yani siyasi olarak
bu işe tam sahiplenip bunu gümbür gümbür söyleyecek, masaya bu konuyu birinci şart olarak koyacak bir partiye de ihtiyaç var. Bu noktada da ben bir iki ay oldu Zübeyir Başkanım'la tanıştım, Sakarya'da tanıştık Tamer Bey vasıtasıyla. İlk söylediklerinde ben heyecanlandım. Zaten hani bizim de arkadaşlarımızla konuşup ya böyle bir şey olsa bu meseleye birinci mesele olarak sahiplenecek bir parti olsa diye hep konuşuyorduk. Bunun üzerine Zübeyir Başkan'ın böyle bir fikri ile gelmesi bizi heyecanlandırdı. Arkadaşlar hani bu partinin sonunda ne olur, çözüm olur mu bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Sıkıntı olur mu ya da çare olur mu bilemeyiz ama biz bir adım atmamız gerekiyor. Bir adımı atmadan da göremeyiz. Yani bir şey sonuç olup olmayacağını. Sadece şunu biliyoruz, hani ben gördüğüm kadarıyla kalbimizden de bunu hissedebiliyoruz. Sayın Genel Başkan olsun, yanındaki insanlar olsun samimiyetle bir şey yapmaya çalışıyor. İyi niyetle bir çaba içine girmişler. Biz de aynı çabayla, aynı destekle kendilerinin yanında olmak istiyoruz. Meselemiz bu. Ama hani netice alırız almayız, bu işin sonunda şu olacak, KYK'lar gidecek, bunu bilemeyiz ama gayret etmeden de, çaba sarf etmeden de bunu elde edemeyiz.